Mevsim, istek ve arzuların nelerdir? Ah severim ben seni. Sen nasıl güzelsin sen. Nasıl güzelsin canımın içi. Şimdi ben ne isteyeyim senin için Allah'tan? Seni korusun Allah. Hiç sana kötü insanlar yanaştırmasın. Seni böyle sağlık sıhhat içinde yaşatsın. Çünkü çok temiz, çok güzel bir insansın. Ama çok çok güzelsin. Su gibi derler ya, öylesin. Sen Allah hep sevinç versin. Ömrünü uzun etsin. Yani makul bu güzelliğine uzun yaşatabilir Allah seni. Değil mi böyle 70-80 yaşına kadar böyle güzel kalabilirsin. Allah güzelliğine seni uzun yaşasın. Ha, en önemli kısma geçtik. Cennette Allah benim yanımda olmanı nasip etsin. Dost olmayı nasip etsin. Senin o güzelliğine bir doya 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 bakayım. Çok güzelsin çünkü maşallah. Benim canımın içine nur yüzlümü bir daha dinleyeyim ben. Nefsin istek ve arzuların nelerdir? Güzel yüzlüm. Şimdi iki güç devreye sokmuş Allah bizi eğitmek için. Yani negatif iki güce ihtiyacımız var. Biri şeytan, cin şeklinde yani bir elektromanyetik dalga gibi böyle yani gezer. Gelir insanın beynine, kafasına yerleşir. Ve akıl gibi yani insanın beynindeki akıl görünmüyor, görünmüyor değil mi? Bir elektromanyetik bir şey bu akıl. O tarzda yani bir akıldan ibarettir, bir zekadan ibarettir şeytan. Gelir insanın içine girer. Ve etkiler insanı. Mesela bitkinlik verir, dikkatini dağıtır, unutkanlık yapar, beynin o hafıza kısmına paralize ederek orayı etki eder. Yani unutkanlığı elde eder. Bütün gücüyle. Mesela bazı insanlar acayip musallat olur. Adam da bir mana veremiyor ya, ben bu niye bu kadar unutkanım acaba diyor. Halbuki şeytan özel bir musallat oluyor. O hafıza merkezini etkiler. İyi bir insan olduğunu özellikle. Bak Musa'da dikkat ediyor musun Kur'an'da? Hep unuttum diyor. Şeytan bana unutturdu diyor. Şeytan bana unutturdu. Takmış kafayı şeytan. Ne yapabilirim diyor o. Yapabileceği o. İşte dilini dolandırıyor. Konuşma merkezini etkiliyor beynini. Mesela Allah'ı anacağı vakit hemen konuşma merkezine müdahale ediyor. Konuşamıyor bu sefer. Mesela çarpıntı meydana getirtiyor vücudunda. Yani onu ve ona korku ve korkuyla ilgili korkuyu ve endişeyi etki eden merkeze etki ediyor. Mesela durduk yere endişe duymaya başlıyor. Ya tedirginlik duymaya başlıyor. Şeytan etki ederek. O da ona karşı direniyor. Yani bütün ömür boyunca direndi. İşte oradan terbiye edilmiş oluyor. Oradan cennet hak etmiş oluyor. İkincisi de nefis denen bir güç var insanın içinde. Nerede absürt şey varsa beyin ona yatkındır. Beyinde gene bu sistem. Mesela korkuyu öğrenir. Cesareti öğrensene. Korkuyu öğreniyor ya. Hadi tamam korkuyu görüyor olabilirsin de cesaret hiç görmüyor musun? Güzel şeyi almaz, kötü şeyi alır. Alıp yerleştiriyor onu. Mesela egoistliği öğreniyor, bencillik. Onu alıyor. Kıskançlığı alıyor. Şüpheciliği alıyor. Nerede berbat şey varsa onları sünger gibi emiyor beyin. Şahıs bir soru onlar mesela bir korkulacak bir olay oluyor. Adam bakıyor korkuyor. Gıcık oluyor. Ya diyor korkmak istemiyorum diyor. Ama korkuyor. Direniyor. İşte o direnme ibadet oluyor. Direnmesi. Ya istemiyor çünkü. Ya gerçekten istemiyor. Direniyor. Ama acayip bastırıyor korku. Mesela kıskanmak istemiyor. Direniyor. Ama o acayip bastırıyor. Beyin onu ezberlediği için insan acayip bastırır. İşte mücadele eder kadınlar. O şeyle kıskanmayla mücadele eder. Buna benzer bir sistemdir. Yusuf Suresi 53'te Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sığınırım. Çünkü gerçekten nefis Rabbinin kendisini esirgediği dışında bak. Rabbimin kendisini esirgediği dışında yani Allah'ın özel koruduğu dışında var gücüyle kötülüğü emreder. Nerede abuk subuk şey varsa onu söyler. Biz de bu iki güce karşı direnerek eğitiliyoruz. Yani yüksek ahlak oradan kaynaklı. Cennette bu iki gücün ikisi de yok. Yani beynin böyle bir şey, kötü şey emme gücü yok. Ve şeytanın da müdahalesi yok. Şeytan giremiyor cennete. Onun için kafa rahat. Vücut da rahat. Bir de madde zaten
Allah'ın emrinde istediğin gibi hareket ediyor, ne istiyorsan yapıyor. Kafa tam salim oluyor yani cennette insan. O yüzden çok rahat ediyor. Ama rahat ediyor. Yani eğitim yok. Eğitim bitmiş.